Merhaba canım arkadaşlarım. Bugün ben Smef Gaming'den Fatih. Bugün sizlerle Game Dev Tycoon'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son firmamı az daha batıyordu, iflas ediyordu. Toparlama yaptık hafiften. Bakalım ne yapıyormuşum ben? Bir şeyler de oluyor burada. Araştırma tamamlandı. Başarıyla yeni bir konu araştırıldı. Sporlar. Bakalım. Yeni geliştirdi. Konu seç. Sporlar diye. Smef. Mahalle. Maçında. Smef mahalle maçında. O da ne olsun? Strateji, rol yapma, macera, aksiyon. Simülasyon olsun diye. Platform. Test. Master. 80.000 gerekiyor. Bunu siktir et. Bu zaten bu yeni modeli. Evet diyorum. Smef mahalle maçında. Değil mi? Aynen. İleri diyelim. İki de grafikler geliştirmeyi başlat diyelim. Başlat. Yakın zamanda yaptığımız pazara... bir dakika arkadaşlar, pardon. Bir şey unuttum yine. Hatta bir dakika şöyle yapalım. Ben oyunu dondurayım. Evet arkadaşlar, geri geldim. Yakın zamanda yaptığımız pazar araştırması sonucunda göre Smef sağlık ocağında sürpriz bir başarı yakaladı. Geliştirici Smef Gaming oyun endüstrisinde epey yeni, fakat şimdiden ne yazacaklarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ok diyelim, geçelim. Oyunu yapıyoruz. Bu bir simülasyon olduğu için hikaye ve görevler bu öyle olsun. Simülasyon oyununu yapmıştık zaten en son. Tamam diyelim, böyle devam edelim. Bravo. Bir hata. İyi gidiyoruz. Bölüm tasarım, diyaloglar simülasyonda, yapay zeka. Tamam. Bir hata, iki hata daha. Üç hata oldu. Ses, dünya tasarımı, grafik. Sesle grafik eşit olsun, aynen. Zaten en son simülasyon oyunu yapmıştım. Simülasyonda hep bunları yapıyorum. Yani. Hataları düzeltsin. 14'e 16 gayet iyi yani. 14'e 16. Smef sağlık ocağında da pazardan çekildi. 32.305 kadar satıldı ve 226.169 kazandırdı. Tamam diyelim. Bitir. 15-16 gayet iyi. Hatta yeni rekor kırmışız ikisinde de. Bu arada ilk bölümü izlediğimde bir şey fark ettim. Çok fazla küfür ediyormuşum. Artık daha fazla küfür etmeye dikkat edeceğim yani. Terbiyesiz bir çocuk değiliz biz. Gizem, komedi, evrim, uzay. Neyse, bunu siktir et. Hedef kitle. Araştırmaya başladım. Henüz o yayınlanmamış olan Smef mahalle maçında oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Oo, 7 güzel bir deneyim. Tabi güzel bir deneyim olacak. 7 eğlenceli, tamam. Eyvallah. 8 günlerce oynadım. Tabi günlerce oynayacağım. Yaraz. 8 spor ve simülasyon harika bir kombinasyon. Tabii ki de. Araştırmaya başlayalım. Bence biz bu oyundan iyi para kıracağız. Bak, Smef mahalle maçında. Sıradan oyunlar. Sıradan oyunlar nasıl oluyor? Birileri Commodore G64'ün yavaş yavaş diğer PC üreticilerine karşı pazar payı kaybettiğini gösteriyor. G64 çalışanı şirketi, şirketin yeni ve daha yaşlı kişilere karşı tanıtımda başarısız olduğunu söyledi. Benim sesim çok kısık geliyordu. Biraz daha bağırmaya çalışacağım.
Ya gecenin saat kaçında oynuyordum ya? 2,5 saat. O yüzden bağıramıyorum. Başarıyla daha iyi kullanıcı deneyimi araştırdım. Araştıracağız tabii. Boş ver lan. Oyun motoru yarat. Grafikler doğru. Bölümümüze olan bayağı iyi bir grafik motoru olacak. Oyun motoru konuştuk. Artık kendi oyun motorunu yaratıyorsun. Bu motor tamamlandığında artık bunu oyunlar içinde kullanmaya başlayabilirsin. Teşekkürler. Bu ne lan? Smap mahalle maçında oyunu 50 bin üzerinde satarak firma satış rekorunu kırdı. Bu Smap Gaming için 10 bin üzerinde satmıştık ilk oyunlarımızda. Şimdi 50 bin üzerinde sattık. Büyük gelişme var. Bu oyun motorunu yaptıktan sonra da Gamelink adında taşınan bir yeni bir oyun aygıtını yani bu aygıt kasetler daha bağlandı. Lan bu bildiğimiz Tetris abi. Tetris'in biraz gelişmişi. Hiç onunla uğraşamam abi. Ben ya bilgisayar ya oyun konsollarında oyun üretirim. Ne o öyle Tetris oyunu mu yapacağım lan? Onurumu kıramam. Küçükken çok Tetris oynardım da ama olsun. Oha, Smash mahalle maçında pazardan çekildi. 396 bin kazandı. İşte 100 binlik oyun motoru. Yeni bir oyun motoruna 100 binden daha fazla harcadık falan. Oyun motoru bir. Aa, adını koymuyormuşuz. Yeni oyun geliştirelim. Konu seç. Sporlar diyelim. Bu sefer daha iyi bir spor çıkaralım. Smash 2013 mi olsun? Yok be. Ne öyle pes gibi oyun. Smash 1985. Oyun duyduğuma göre 85'li yıllarda geçiyordu yani. Ben öyle biliyordum. Simülasyon olsun. Platform. Benim oyun motorum nerede lan? Oyun motoru seç. Oyun motoru 1 olsun. İhtiyacım yok. Oynanış. Bu iyi. Motor önemli. Ama hikaye ve görevlere gerek yok. O iki hata. Vallahi oha lan bayağı gelişim var ha. Bölüm düzenleyici önemli. Bu oyun çok tutacak abi. Abi ya, geleceğin oyun firmasıyız abi ya. Grafik önemli tabi. Temel sesler önemli yani bunlar. Sallıyorum şu an. Benim kalem benim. Oo, rekor kırıyoruz abi. Hataları da düzeltelim. 21'e 21 lan rekor kırdık ya. Arkadaşlar oyunu durdurdum ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni rekor yapmıştık yani. Bu yeni yaptığımız oyun motoru çok işimize yaradı. Oyunu yayınla diyelim. Bu oyun çok çıkış yapacak. Adım kadar eminim. Henüz yayınlanmamış olan Smash 1985 oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Tamam diyorum. Ne oluyor lan? Ya siktir git. 5 verdi.
tabi eğlenceli olacak hayvan. İlginç ama iyi. Oğlum. Daha, oğlum daha neresi iyi olacak lan? Yeni oyun motorunu kullandım. Hayvan at. Hayvan at. Hayvan ağası diyecektim. Araştırma yeni konu diyor. Yeni konu. Evrim uzay komedi. Gizem. Bir dakika diyelim. Biz yeni bir oyun yaptık. Snap Gaming şirketinin son oyunu yorumculara saç baş oldurdu. Pazar yeri, pazar yeni bir oyun getirmek yerine şirket yeni bir sporlar simülasyon oyunu sundu ki bu aşağı yukarı bir önceki oyuna aynı özellikleri sahip. Gelişim. Lan oğlum yeni oyun motoru kullandık lan, daha ne kadar gelişti hayvanat. Diyelim konu seçtim, neler var? Yok lan ben unuttum ne yapacaktım. Ha neler var türlerde? Macera, rol yapma. Rol yapma olur. Ha aynen. Şimdi araştırma diyeceğiz, yeni konu diyeceğiz, komedi olacak. Araştırmaya başla. Video oyunlarına olan ilginin artmasından. Oldukça iyi bir yol sunuyor. Oğlum ben de daha bütçem ne kadar. Ben bu işle yani uğraşamam. 528 binde bu işler olacak iş değil. En az bir 1 milyon aşmam lazım. Yine. Pardon arkadaşlar yine dondurdum. Yani haberim yoktu dondurduğumdan. Yeni bir araştırma mevcut. Pazarlama. Tamam benim. Başarıyla yeni bir konu araştırıldı. Komedi. Hemen yeni bir oyun. Yeni oyun geliştir. Konu seç. Komedi olsun. Tür seç. Rol yapma. Platform seç. PC olsun. Oyun motoru seç. Oyun motoru seç. Smash. Beyaz. Show. Şöyle olsun. Shoulder. Smash. Beyaz shoulder. Geliştirmeye başladı. Komedi oyunu oğlum. Gerçi beyaz şov o kadar komik gelmiyor bana ama olsun. Rol yapma oyunuysa hikaye ve görevler iyi olmadı. Doğrusal hikaye oldu. Tamam. İyi bir ilerleme kaydediyoruz galiba. Yok o kadar da iyi değil galiba. Bölüm düzeni. Rol yapma ise diyaloglarda önem vermemiz lazım. Yapay zeka bölüm tasarımını şöyle düşünelim. Değil mi? Yapay zeka ile diyaloglar iyi olmadı. Aa bir hata. Bu hatalar neden oluyor acaba? Yani benim gibi bir yazılımcı. Dünya tasarımı, grafik. Sesleri artıralım. Dünya tasarımını düşürelim. Tamamdır. Sallıyorum şu an. İlk defa rol yapma oyunu yapıyorum çünkü. 18-15. Oğlum var ya. Bu oyunun maliyeti çok oldu bana lan. Nasıl tutulmaz? Eğer 1 milyondan fazla nakite sahipseniz sonraki bölüme devam edebilirsiniz. Bu çok gibi gözükebilir ama merak etmeyin, başarılı bir oyun yayınladığınızda bu miktarı kolaylıkla elde edebilirsiniz. Aa bak güzel. Güzel. Yani güzel olmuş. Tasarıma hoşuma gitti. Ya o zaman kişilerine göre.
bir okuma özürlüğüyüm arkadaş ya. Konuşma özürlüğüm de ayrıyetten. Ayrıca ben ayarı tamamen renkli ekrana sahiptir. Vay, o zaman cızırtılı mı yani? Siyah beyaz mı ne? Tamam, ben bunu lisans alırım ben buna. Bitir. Tabi lan, seviyenin amına koyarız. Basit ara sahneler. Daha iyi diyorum. Araştırma yap. Dur, basit ara sahneler. Araştırma puanı çok istiyor ya. Hedef kitleyi araştıralım şimdilik. Çünkü ben bölüm tasarımına çok önem veriyorum. Bizim FBS şovdayla ilgili. Ooo. Olağanüstü bir oyun. Tabii ki de. Ooo, rol yapma oyunları PC için iyi çalışıyor. Ooo. Herkes sevdi. Ooo, alınmalı. Oha, bir tek bu 9 verdi piç ya. Onu. Dur lan, şunu telefondan fotoğrafını çekeceğim, duygulandım. Bekleyin arkadaşlar, ben bir oyunu durdurayım. Geldim arkadaşlar. Ne yazık ki o kadar duygulandım ki gözlerim doldu ilk defa bu skor şeye, yani neydi bu inceleme, yani oylama geldi, ilk defa böyle bir oylama gördüm hayatımda. Çok gözlerim ya. Oldu, yaşardı. Bak paranın amına koyacağı şimdi. Bekle. Hayran 500'de. Oo, hayranlarım artmış lan benim bayağı. Smash Beyaz Show'da oyunu 100.000 üzerinde satarak firma satış rekorunu kırdı. Smash Gaming için bir dönüm noktası inşallah. Tabi oğlum, Beyaz Show'da Beyaz Show hayranları hemen bu oyunu aldı tabi. Yani normaldir. Tebrikler, bilinen bir isminiz ve bolca sermayeniz var. Eğer şirketi büyütmek istiyorsanız yeni bir ofise taşınmak bir sonraki adımdır. Ben teknoloji parkı içinde bulunan mükemmel bir ofis buldum. Şirkete sonraki seviyeye taşımak ister misiniz? Evet. Oba, büyük değişim. Yeni ofisinize hoş geldiniz. Artık daha büyük bir ofisiniz olduğuna göre personel dahi alabilir ve daha iyi oyunlar yapmak için dünya çapında bir geliştirici ekibi kurabilirsiniz. Biz ne yapmışız? Hedef kitleyi araştırmışız. Ayrıca dur, personel listesi ne ya? Tamam. Oğlum ya, nereden öğrendin? Bugün ben de tarafına yapılan onun platformlarına geri satışa sorun oldu. Aa, ben de geri namına koyayım, ben burada yeni ofis almışım. Informed Gamer rol yapma oyunları PC için iyi çalışıyor deyip 10 verdi. Tabi lan, ne sandın yarram? Ay pardon arkadaşlar. Böyle desene ya. Eğitime başla onun personel yönetimi. Oo, 1.7 milyon. Gayet iyi. Oo. Oo, hala satıyor lan bu. Oo, hala. Bok satıyor. Tamam oğlum, 2 milyona ulaştık. Daha durduramazlar bizi. Durmayız oğlum. Başlamak için bu mesajı kapat ve pozisyonu doldur butonunu tıkla ki kendisi büyük masanın hemen orada duruyor. Evet, açık pozisyon için reklam verelim. Bütçe
50'yi geçmez abi. Oyun demosu. Fragman. Fragman önemli abi. Trailerler yapsın. Yok, ilk önce karışık algoritmadır. Neyse, bilmiyorum. Oho, 1.769.000 kazandır. Olan bir teknoloji parkında yeni bir ofise taşındı ve şu an işe eleman arıyor. Aa, habermiş lan bu. Oo. Mahallem, Smef mahalle maçında tarzı oyunlarıyla bilinen şirket şu ana kadar tüm işlerini bir garajdan yapıyordu. Oğlum niye reklam yapıyorum? İt. Hak ettim bunu. Bir kişinin yardımı olmadan bir garajda yaptığını bilmiyorum. Gelecekte çıkaracakları oyunları bir dört gözle bekliyorum. Niye sen gözlük mü kullanıyorsun? Ben kullanıyorum, geç. Açık pozisyon yok. Açık pozisyon için aynı benim gibi. Yani bu oyunu Türkçe yapan arkadaşa selam. Açık pozisyon için olan arayış tamamlandı. Şimdi başvuru listesini görebilir. Birini seçebilirsin. Bryden Williams. Seviye bir hız, 263 ara. İki tasarım, basarım. İşe aldım seni koçum. Ünlü birisini işe al. Bu ünlü müydü? Oğlum her zaman elemanın kalitelisi bizim için hayırlıdır. Tam olarak yerleşmeliler. Bu karakter tam olarak önemli değilse bunu kenara bırakın. Genelde yeni gelen çalışanlara bir hoş geldin eğitim vermek, onları seviyenize getirmek akıllıcıdır. Bu onların hızını normalden çok daha hızlı şekilde artıracaktır. Personele hoş geldin eğitim abi. Hadi koçum, çalış sen, çalış çalış. Çalış koçum, çalış. Çalış yoksa sikerim ben. Araştırma. Yeni konu. Alternatif tarif. Ay tarif ne ya? Of abi ya. 64 2 ay içinde piyasadan çekilecek. Yazık. Bak görüyorum. Oğlum bu eleman bayağı hızlı lan. Patron bazı özel hayranların Smash Bros. Show'da oyunumuzdan birçok malzeme kullanarak bir hayran oyunu yaptığını keşfettim. Bunu para için değil, sadece kendi hayranları için yapıyorlar. Hukuk danışmanlarımız buna izin vermemiz gerektiğini düşünüyor. Vermememiz gerektiğini yap. İzin ver oğlum. Yapsınlar lan, hayran kazanalım. Oyunumuz için daha doğru hedef kitleyi seçebilmek önemlidir. Tarif diyorum, kaçtır ya. Strateji olsun, platform seçelim. PC olsun, oyun müdürü. Smef. Oğlum bundan sonra inşallah, bu videodan sonra inşallah beni gruptan atmazlar.
Tarih dersinde. Sınıf tarih dersinde ileri. 2D grafikler olsun. B2 geliştirmeye başladık. Belem aşağı hızlısın. Bu neydi? Strateji. Fulla abi, fulla fulla. Buna iyi gerek yok. Oynanış önemli. Adam ne yapacağız? Öyle ama dünyadan önce ölçüsü olan iflas etmesiyle şaşkın alıyor. Eyvah eyvah. Oğlum bunlardan kendine pay çıkaracaksın. SMF 1985 SMF mahalle maçında. Şu SMF beyaz şovda bir seç bakalım. Araştırsın. Merhaba, ben SMF beyaz şovda şovda fan oyununun ana geliştiricisi Deniz Riyet. Geçenlerde yasal departmanımızın size bizi durdurmak için istekte bulunduğunu öğrendim ve ben bunu yapmadığınız için ne kadar minnettarım, bunu belirtmek isterim. Ne demek canım? SMF Gaming dünyanın en iyi şirketi ve ben de bu topluluğun bir parçası olabildiğim için çok mutluyum. Eyvallah gülüm. Oo, 239 hayran kazandık. Hayran iyidir oğlum, oyun satın alır. Bölüm tasarımı önemli. Stratejide diyalogları sıfırla. Bölüm için tamam. Geliştir abi. İçin yaptığınız en iyi şeyleri tamamlıyor da şuna komedi ve rol yapma tam bir kombinasyondur. Oynanış bu oyun tipi için oldukça önemli gibi görünüyor. Platform türü uyumu. Herkes PC'ye. Konu kullanıcı uyumu. Bu ne lan? Tamam oğlum tamam. İpucu kazanmak için yaptım. Siz bu platformun için çok oyun yayınladınız ve toplam 123.000 kazandınız. Para paradır oğlum. Evet. Eğer patlama yapan bir oyuncu oyunu yaratmak istiyor. Yaratmak Allah'a mahsustur oğlum. Adam ol bak. Ekrana kafa attırma. Yaratmak istiyor ve dünya çapında kaliteli bir ekibe sahip olmak istiyorsan eğitim önemlidir. Tamam biliyoruz yarram. Tövbe tövbe. Okuyamam ben bunları abi. Vallahi hem zaten okumayı sevmemiş bir insanım. Kendini tekrarlama, korsanlar için oyun tasarım. Araştır yavrum. Strateji oyunu mu? Dünya tasarımı. Eşitli abi. Ben strateji oyunlarında grafiğe fazla önem vermem abi. Oh oh oh. Ne güzel oldu lan bu. Hoppala, yeni rekor. Oh, 2D grafikleri de geliştirdik. Bu oyunu yayında. Henüz yayınlanmamış olan sınıf tarih dersinde oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Oha alınmalı dedi vallahi. Oğlum ne oluyor lan, patlama yaptık ha. Oo, vallahi ha. Ha tek sıçan sen oldun şimdi. Oo. Güzel lan. Vallahi şu an yine dokunandım ha. Şımartıyorlar beni bunlar. Çok bir şımartıyorlar hem de. Araştırma. Açık dünya. Araştırmaya başla. Ondan para kazanacağız zaten. Yeni bir standart bir bok anlamadım ama. Şimdi yine paranın namına koyacağız ya. Oğlum büyük patlama yapıyoruz lan. Araştırma yap, araştırma.
Çocuklar falan filan yeni konu. Araştır. Ha, araştırma puanı yok lan. En iyi oyunu SMF tarih dersinde iyi eleştirilerle bir fırtınaya sebep oldu. Nifs, haberleri Nifs diye çevirememiş. Sebep oldu ve müşterileri heyecanlandırdı. SMF tarih dersinde SMF tarih dersinde gelecekteki oyunlar için yeni bir kalite standardı getirebilecek ender oyunlardan bir tanesi. Gözüken o ki SMF Gaming SMF tarih dersinde tarif diyorum ya. Karnım acıktı o yüzdendir. Tarih dersinde ile oyun tarihinde ilk bir ilki başardı. Aferin.